ben Aslı'da. Bugün sizlere muayeneannemden merhaba diyorum. Bir süredir aslında istediğim bir şey vardı. O da ağız sağlığı ile ilgili bilgilendirme videoları çekmek. Ben de diş et hastalıkları uzmanıyım aynı zamanda. Profesyonel olarak yaptığım iş diş hekimliği. Uzmanlık alanım ise diş et hastalıkları. Bu nedenle çoğunuzun belki bu konuyla ilgili merak ettiği şeyler olabileceğini düşündüğüm için şimdi diş et hastalığı ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim size. Sonrasında yorumlar bölümüne ağız diş sağlığı ile ilgili merak ettiklerinizi yorum olarak bırakırsanız sizlere o konuda da bilgilendirme videoları çekmeye hazırım. Şimdi isterseniz başlayalım. Diş et hastalığını sizlere kısaca benim sıklıkla başvurduğum atlas üzerinden anlatacağım. Öncelikle sağlıklı dişi incelemek istiyorum. Sağlıklı bir ağız dişini burada görmekteyiz. Sağlıklı olan dişimiz çene kemiğimizin içinde alveol kemik dediğimiz bir yapı içerisinde kökleri bulunmaktadır. Dişimizin mineyle kaplı olan yüzeyi ise ağızda gördüğümüz kısmıdır. Dişin kök kısmı mine dokusuyla kaplı değildir. Dişin mine dokusunun altında şurada sarı görmüş olduğunuz dentin dokusu kök yüzeyinde devam etmektedir. Ve kök yüzeyindeki dentin dokusunun üzerine çok ince bir saman dokusu dediğimiz mine dokusundan daha geçirgen bir doku örtmektedir. Şimdi bu kemik dokumuz normal seviyesinde burada sağlıklı görüyorsunuz. Çürükte alttaki kemik dokusuyla ilgili bir problemimiz yok. Dişin sert dokularını ilgilendiren bir mikrobiyal durum çürük. Çürük olduğunda dişin minesi öncelikle çürük mikropları tarafından eritilerek orada bir çürüme başlamakta. Daha sonra alttaki dokulara inmekte ve daha sonrasında ise bu enfeksiyon yayılarak bazen dişin canlı olan pulpa dediğimiz damar sinir dokusunun bulunduğu kanallara ilerleyebilmektedir. Kanal tedavisi dediğimiz şey de burada gördüğümüz dişin içindeki küçük damar sinir odacıklarının geçtiği yerin doldurulmasıdır. Ona bir sonraki belki daha ileriki videolarımda yer verebilirim. Şu an benim ilgilendiğim, benim uzmanlık alanım olan konu diş eti hastalıkları. Bu da en sonda gördüğümüz tablo. Diş eti hastalığında başta söylediğim gibi köklerimiz aslında kemik içerisindeler. Yalnız ağzımızda sürekli bir mikrop var. Yani bu bizim ağzımızın florası aslında. Dışarıdan bulaşan herhangi bir şey değil. Ağzımızda olan mikropların eğer fırçalamadığımızda, dişip yapmadığımızda ağzımızdaki tüplük de dişlerimizin üzerine sarıyor ıslak bir ortam. Dişimizin yüzeyine mikroplar yapışmaya başlıyor ve bir süre sonra bir plak dediğimiz bir tabak oluşturmaya başlıyor. Bu mikropların birbirlerine tutunarak patojenliklerini yani hastalık yapma kapasitelerini arttırdıkları bir yapıyı oluşturuyorlar. Çok fazla sayıda mikrobun beraber olduğu bir yapı plak. Plak eğer temizlenmezse dişin üzerinden daha fazla birikerek dişin üzerinde olduğu yerde durmayıp dişin bahsettiğim kök yüzeylerine doğru diş etinin kenarından ilerleyerek buradaki diş eti dokusunda hastalık yapmaya başlamaktı. Bu hastalık ilk önce alttaki kemiğe hiçbir zarar vermeden sadece diş etiyle sınırlı olan gingivitis dediğimiz hastalık tablosunu yaratmakta. Burada ağız içinde gördüğümüz tablo hafif kızarık, böyle kan kırmızısına kaçmış, şiş, ödemli diş etleri ve fırçaladığımızda kanama en yaygın bulgusu. Fakat bu durumda hala biz plağı ortadan kaldırmazsak ve bu plak tüplükteki kalsiyumla diş taşı oluşturmaya başladığı durumda artık olay biraz daha ciddi bir boyuta gidiyor. Ve bu diş etinin altına doğru plak ve diş taşının ilerlemesiyle buradaki kemiğimizi de kaybetmeye başlıyoruz. Ve bu dişi tutan kemik eridikçe diş eti hastalığının ilerlemesi de başlamış oluyor. Önceden sıkı sıkıya dişe yapışık olan diş etimiz mikropların atağı yüzünden dişten ayrılmaya başlıyor. Ve bu aradaki mikrop tabakası
bunun bir kısır döngüsü okuyor. Yani mikrop olduğu için diş eti şişiyor. Diş eti şişiyor ve burada ya mikropların yaşaması daha kolay bir alan haline geliyor. Ve daha sonra da bu etrafındaki dişin kemiğini kaybetmeye başlıyoruz. Bu durumda ağzımızın içinde gördüğümüz tabloda biraz daha fazla diş eti çekilmelerinin olduğu, daha kırmızı, ara bölgelerde, dişlerin ara bölgelerinde diş eti papili dediğimiz bu üçgen şeklindeki diş etimizde bir takım kayıplar, oradan siyah yansımalar, yine fırçalamada kanama bulguları ilerliyor. Bunun en son noktası artık dişin destek dokusunun çok fazla azalmasıyla sallanmaya başlaması ve dişin aslında hiçbir çürük olmamasına rağmen kaybedilmesi. Diş eti hastalığı aslında çok önemli bir konu. Çünkü çürüğü aslında toplumca çok iyi biliyoruz ve işte dolgu kanal tedavisi işlemlerini yaptırıyoruz. Ancak diş eti hastalığı ağrısızı yapmayan, yani apse olmadığı durumlarda herhangi bir ağrı, sızlama gibi bir semptom vermeyen bir rahatsızlık olduğu için çok fazla atlanılan, teşhis koyulamayan, ileri safhalara kadar tedavi edilmeden kalmayı başaran bir hastalık. Bu nedenle de aslında sinti ilerleyen ve dişini kaybeden olan bir hastalık. Diş eti hastalığınızın olup olmadığını öğrenmek için en az yılda bir kere diş doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı gelişler dilerim. Hoşça kalın.